Merhaba Sayın Gündem takipçileri, 26. bölüme hoş geldiniz. Bu bölüm 1 Nisan 1960 yılında yayınlanmış ve ismi Execution. Salih, yine yazar Rod Serling, görmüşsündür. Bu bölümü bir romana benzetsen hangi romana benzetirdin? Çok ya hiç beklemediğim yerden sordun şu evet, anda. Evet, o yüzden sordum. Çünkü bu sorunun cevabı bende de yok. Yani aklıma hiçbir şey gelmedi. Çok ilginç. Çok ani sorduğum için. Neyse. Evet. Biraz sonra aklına yine bir şeyler gelir. O zaman söylersin. Çünkü sen romanlarla daha çok haşır neşirsin ya. Hani belki oradan bir örnek verirsin diye düşündüm. Benim aklıma bir şey gelmedi. Ama hep bildiğimiz bir konu. Zaman yolculukları. Bu da zaman yolculuğu temasında klasik bir bölüm aslında ama bir ders de veren bir bölüm değil mi baktığımızda? Öyle. Peki sana ben bir şey sorayım başlamadan. Evet. Bu bölümü tek bir cümleyle anlatacak olsan ne söylerdin? Herkes ettiğini bulur Salih. Olmadı mı? Güzel. Ektiği miydi o? Ektiği miydi? Ektiği değildir canım. Ektiğini bulursa ekmek buluyor. Tabii. Ettiğini bulur, doğru. Yani. Evet, ya ben böyle derdim herhalde. Çünkü ne dikersen onu biçersin. Yok, ne ekersen onu biçersin. Bunu da koyacağım, çok komik oldu şu an. Ya ne dikersen onu biçersin Salih. Ben de kaderinden kaçamazsın demiştim kafamda hep bu bölüm için. Bulduğum cümle evet. Buydu. Dediğin gibi gerçekten, yani aslında hikaye oraya geliyor. Gerçekten de kaderinden kaçamazsın. Burada üzüldüğüm nokta ne oldu biliyor musun Salih? Konu güzel bir konu. Aslında evet. Bir deney gerçekleşiyor. Tabii böyle tek kişilik deneyler olmaz. Hani absürt tarafları var. Adam kendi plazasında deney yapıyor. Hani perdeyle evet. De yolu gösteriyor ya, bildiğin apartman dairesinde deney yapıyor. Yani ya olası değilmiş gibi bir izlenim yarattı bende. İşte içeceğini alıyor. O geçmişten getirdiği kişiyle görüşüyor, konuşuyor. Sonra kişinin boynundaki izleri fark ettikten sonra bir tedirginlik başlıyor. Daha sonra da bozuntuya vermeden devam etse belki bir şey olmayacak adama. Bozuntuya vermeye başlayınca silah davranma vesaire. Sonunda işte olan bilim insanı oluyor orada. Ama şimdi biraz önce konuyu açtık ya, çok güzel aslında soru sordun. Ettiğini bulma daha ya da kaderinden kaçamama. Şimdi Salih, bu bölümde 3 kişiyi görüyoruz. Burada ilk insanın aklına şu gelir. Ya bilim insanına neden böyle bir şey oldu ki? Ya tamam, bu adamlar belki işte hapse gireceklerdi. Ömür boyu ceza çekeceklerdi vesaire. Ama ikisi, hani nasıl diyelim, ikisi yaptıklarının cezasını maalesef ölümle ödüyorlar. Ama bilim insanı da ölüyor burada. Ya neden hani bilim insanına bir şey oldu? Ve biraz önce sizin söylediğiniz ettiğini buldu ya da kaderden kaçamazsın'a geliyor aslında. Yani bilim insanı neden bu sözlere kümesine girmiş oldu. Şundan dolayı bilim insanı da yaptığı yanlış şu. Kendisini o kadar bilime vermiş ki, yani deneyine vermiş. Deneye verdiğinde bazen etik problemler ortaya çıkar. Sen geçmişteki bir kişiyi buraya kendi rızası olmadan getiremezsin. Ya en büyük yanlışı yapıyor orada bilim insanı. Ya biz boşuna mı hani bir röportaj bile yaparken etik kurul raporları alıyoruz değil mi? Hani birisine soru soracaksın, evet. Cevap alacaksın ama bu görüşmeyi yapmadan önce etik kurul raporları dolduruyorsun. Etik olup olmadığına karar veriliyor. Bu ilaç sektöründe de aynı, tıp sektöründe de aynı, sosyal bilimlerde de aynı. Yaptığın bir deney varsa, deney de demeyelim de bir görüşme bile olabilir. Bunun bir sunuyorsun raporunu, kabul aldıktan sonra bilimsel çalışmana devam ediyorsun. Tabii bunun artı ya da eksi yönleri de var. Hani eksi yönü hızı düşürüyor. Hemen elde edebileceğim bir çalışmayı hemen yapamıyorsun. Bazı izinler gerekiyor vesaire. Artı yönü kurallara uygun bir şekilde, için rahat bir şekilde devam ediyorsun. Buradaki kurallar da yine değiştirilebilir kurallar baktığımızda. Ama yani etik konusunda bu bilim insanının yaptığı iş aslında yanlış bir iş. Yani bir ceza da demeyelim de şeye dönüyor bu da. Hani iş yanlış bir şey yaptı, bunun cezası verilmeli. Bilerek de yapabilirsin, bilmeyerek de bir yanlış yapabilirsin. Burada evet. Da bilim insanının yaptığı yanlış, geçmişten getirdiği kişinin rızasını almıyor. Aslında başına da bir bela açmış oluyor.
Ve bir döngüye sokuyorlar kendilerini ve karanlık bir döngü, dikkat edersen. Ya hepsi de maalesef canlarından oluyor. Bu üzücü bir şey mesela bölümde. Ama ders niteliğinde, yani biraz da böyle derin okuma yaparsan. Şunu söyleyeceğim, sözünü bölüyorum. Rızasını alabilir mi o kişinin? Yani alamaz. O yüzden çünkü... de bu deneyi yapamazsın. Evet, zaten hani işin o boyutuna geliyorsun. Ya bir git taş getir. O. Değil mi Salih? Git taş getir, eşya getir. İnsan neden getiriyorsun arkadaş? İşte bak, bir önceki bölümün aynısı bu aslında. Yine üstten bakış. Yani... Şey var işte, merak. Hani bu da bize, yani bu kişi de bize benziyor. O da insan. Ama nasıl biri? Hani farklı bir şeyler var mı? Onun merakı var ya, bilinmeyene olan merak aslında hep bizi bu noktalara getiriyor. Dikkat edersen. Evet, ama yani birisinin rızası olmadan, bilinçli bir varlık o da ve rızası olmadan adamı 2010 kaçtı şimdi hatırlamıyorum yılda, sen buraya getiriyorsun yani. Tamam, belki orada kötü bir olay yaşayacak ama ya buraya getirmen de ne bileyim. Tamam, bunun taş yerinde ağır mı diyorsun? Sen gideceksin. Araştırmak istiyorsan sen kendini oraya göndereceksin. Eğer bu kadar geliştirdiysen teknolojini. Sen gideceksin, gözlemleyeceksin. Birisini buraya rızası olmadan getiremezsin. Bunun gibi aslında bölümler var. Filmler de var. En çok bilinen yani, bizler için Back to the Future filmi. Filmleri. Üçlemesi. Doğru. Aslında oradaki bir hareketi değiştirdiğinde geleceği de çok etkiliyorsun. Yani işte kelebek etkisi de demek istemiyorum ama biraz da ona doğru gidiyor baktığında. Evet, orada yaptığın ya da... ufak bir değişiklik birçok şeyi etkiliyor. Ya da de etkilemeyecek mesela. Onu da bilemiyoruz. Hani hep bize şey var. Tabii. Oradaki küçücük bir taşın yerini oynatırsan bütün dünyanı bütün dünyayı kaosa verirsin. Nereden biliyorsun? Test ettin mi? Ölçtün mü? Deneyini yaptın mı? Zaten bilimin en böyle benim nasıl diyeyim böyle hayran olduğum kısım yinelenebilir olması. Bir kere bir deney yaptın. Bu deney o şartlarda mı geçerli? Çünkü biz genel yasayı aramaya çalışıyoruz ya. Farklı bir ortamda da aynı deneyi yaptığında aynı sonucu alabiliyor musun? İşte buradaki yinelenebilirlik çok önemli bir husus. O yüzden de yani geçmişte işte bir yere değiştirdik, onu buraya getirdik, böyle olur mu? Çok kaotik ya. Yani böyle hesaplaması zor. Zaten o yüzden de süper bilgisayarlar çıktı artık. Bizi bitti yani. Hani hesaplama gücümüz muhtemelen bitti. Artık bilgisayara veriyoruz. O bize çıkartıyor sonuçları. Yorumlama kısmına geçtik gibi duruyor. Bence bu insanları biraz tembelleştiren bir şey tabii ama bu tabii başka bir konuya girer. O yüzden hiç değinmeyeceğim. Ben sadece tamam, belki bir şeyleri değiştiriyorsun, ediyorsun belli şeylerin yerini değiştirerek ya da rızası dışında bunları gerçekleştirerek. Ama hani öngörmesi de gerekmiyor mu bu tarz şeyleri? O kadar mı çok gömülmeliyiz, sadece yaptığımız işe odaklanmalıyız? Hani sağını solunu hiç mi düşünmeyiz bir şeylerin? O bana garip geldi mesela bölümde. Bilim adamı için konuşuyorum özellikle. Evet, normal. Bana çok normal geldi mesela. Tam böyle beklediğim, hani çünkü sadece çalışma odaklı, sonuç odaklı, çıktı odaklı. Hani o çıktığı ben nasıl alırım? O nasıl sorusu zaten sosyal bilimlerin biraz da ya etiğin sorusu ya. O nasıl sorusunu geçtiğin an istediğin sonuca ulaşabiliyorsun. Ya zaten şu an yaşadığımız olaylar da bu. Hani baktığımızda sonuç odaklıyız. O deney çıkmalı. O deneyin sonucunu elde etmeliyiz. Ne olursa olsun. Mesela kendimden daha kişisel bir şey örnek vereceğim. Bir şeyleri biriktiriyorum ve bulmak istediğim bir parça var diyelim ki. O parçayı bulana kadar birçok araştırma yapıyorsun. Hani nerede vardır, hangisi daha iyi durumdadır, daha uygun fiyata alabilir miyim vesaire. Aslında o arama süreci, o araştırma süreci daha eğlenceli. Elde ettikten sonra bırakıyorsun hani o şekilde, tamam kenara kaldırıyorsun o ürünü. Ama o süreç mesela güzel. Yani bence şeyde de bu var, bilim adamında da biraz bu var. Ama tabii ki o sonuca ulaştıktan sonra neye etki edebilir? Mesela düşünüyorum, bu da aklıma çok gelmiyor. Yani oradan bir adamı getirdiğinde sen, 80 yıl öncesinde yaşayan bir kişiyi buraya günümüze getirdiğinde sen ne elde edebilirsin ki? Çünkü bu adam zaten günümüz dünyasını algılamakta çok zorlanıyor. Kendi döneminde yaşamayı özümsemiş olduğu için bu dünyaya bir türlü ayak uyduramıyor. Dikkat ettiysen zaten bölümde her şeyden korkuyor.
her şeye karşı bir tedirginliği var. Yani bilmiyorum nasıl bu insanı zaten hiçbir şekilde buraya adapte edemeden inceleyebilirsin ki. Yani adapte de edemezsin. İşte bir önceki bölüme var. Ya bir önceki bölüme geliyoruz işte. Sen bu adamı alırsın, kafese koyarsın, insanlar seyretsin diye. Zaten 80 aynı. Yıl öncesindeki insanlığımız ve koy yani oraya. Zaten dediğin gibi ya zaten şöyle bir olay var. Dil bariyeri var bir kere. 1880'lerden falan bir kişi buraya getirdi, dil bariyeri var. Hani o dil engelini nasıl aşacaksın? Ortak sözcükleri nasıl bulacaksın? Ortak algıları nasıl bulacaksın? O nesnelliği nasıl sağlayacaksın? Ya onun anlattıklarını salt doğru olarak kabul edemezsin. Onların yaşadığı dönemdeki dil farklı ve dilin getirdiği algılar farklı. Yani sahip olduğu algılar farklı. Bu algıları bir kere senin anlaman gerekiyor. O bağlamın içerisinde bulunmadan o bağlamı anlayamazsın. Yani, bir diğer şey. Evet çok güzel çalışmalar çıkar ama. Yani anlamak için mücadele edecekler ya bilim insanları. O kişi geldi. Evet. Üstüne var ya psikoloji çalışmaları, tarih çalışmaları. Ya bin bir çeşit çalışma çıkartırsın. Ama tek kişiyle bu yapamazsın bunu. Ama bu arada gelen kişi de yani alelade bir kişi değil. Sokaktan geçen bir vatandaş değil. Birçok kişinin ölümüne sebep olmuş birisi. Bir seri katil diyebileceğimiz biriyle bir aradalar. Ya Salih Allah aşkına ya nasıl denk geliyor? Tam böyle dar ağacındayken hani. Yani ya, bölümünde tesadüfler böyle olabilir. Mizahi tarafı bu yani. Hani nasıl denk geldi arkadaşlar? O kadar insandan değil mi? Aynen. Ama bence bu bölümde, bölüm içerisinde de çok üstünde durdukları konu adalet. Yani adalet kavramını evet. Daha çok tartıştılar ya bölüm boyunca. Evet. Ben yani zaten orada dediler ki evet bölümümüzün anlatmak istediği, vermek istediği mesaj budur. Siz buna bakın. Alt metni evet senin dediğin gibi birçok şeye yorabiliriz. Ama bize verilen açıkta bu. Adalet konusu var. Evet. Bu bölümde bir öyküden uyarlanmış ancak yayınlanmamış. Yani yayınlanmamış bir öykü. George Clayton Johnson'ın bir eseriymiş, yayınlanmamış bir eseri. Muhtemelen Rod Serling de kendisinden alıp uyarladı diye varsayıyorum. Çünkü yazar olarak geçiyor. Bunun dışında da çok böyle okuduğum kaynaklarda odaklanılan bir nokta yoktu. Zaten biraz önce de seninle biraz da toparladık konuyu. Biraz da hani mizahi taraflarına da baktık. Benim bunun dışında ekleyeceğim bir nokta yok. Sende var mıydı? Ben de hani sadece adalet kavramı üzerine belki bir şeyler konuşulabilir dedim ama zaten hepimizin bildiği şeyler baktığında. O yüzden pek de üstüne durmasak bir şey eksilir mi eksilmez herhalde. Zaten konuştuk üstüne. Yani geçen yayınla bu yayın böyle biraz daha sohbet havasında olmuş gibi geldi bana. Dikkat etmişsiniz. Güzel oldu ama ben hani farklı konulara en azından yer verebildik bence. Düşündüğümüz şeylerden. Bundan önceki bölümlerde farklı bir atmosferde artık bölümleri de çektiğimizi fark ettim ben. Çünkü özet kısmını bitirdik ya artık kendi düşüncelerimizi çarpıştırıyoruz seninle. Bu güzel. Bu çok zenginlik yaratıyor aslında şu anki yayınlarımızda da. Evet. Umarım dinleyenler de severler. Evet, evet. Çok teşekkürler hepsine tek tek. O zaman aynen, bu bölümü de burada bitiriyorum Salih. Ekleyeceğin herhangi bir nokta yok ise. Sadece hangi kitaba benzettiğimi hala bulamadım. Belki yok ilerleyen mu? Bölümlerde aklıma gelirse söylerim. Şu bölümdeki hikayeyi bu kitaba benzettim diye. Öyle ufak bir parantez açabilirim ilerleyen bölümlerde. Evet Salih'in ödevi olsun. Bunu düşüneceğim çünkü. Aynen. O zaman bölümü burada bitirelim. Herkese çok teşekkürler dinledikleri için. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.